Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Yine yanımızda teknoloji denildiği zaman titremeye başlayan arkadaşımız Olcan Ülgen var. Olcan Ülgen ile birlikte Steel serisinin orta segmentle sınıflandırmış olduğu Apex M400 modelli klavyeye yakından bakacağız. Turnuva sınıfı olmaya aday gösterilebilecek uygun fiyatlı ve performansıyla dikkat çeken bu klavyeye dilerseniz ufaktan başlayalım. Standart profiliyle dikkat çeken klavyenin Apex M800 gibi Steel serisinin özel olarak üretmiş olduğu mekanik tuşlarla pekişmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Bu hususta Apex M800 kullanan Olcan'ın da hoşuna gittiğini belirtmek istiyorum. Kendisi şu an konuşamadığı için cevap veremiyor haliyle. Tabi teknik tabloya baktığımızda anti-ghosting özelliğinin de altını çizmek isteriz. Şimdi dilerseniz tasarımıyla devam edelim ondan sonra da performansına bakalım. Şık bir kutu sunumu ile karşımıza çıkan M400, ilk görüşte mekanik klavye havasını tasarımsal hatları da yansıtmayı başarıyor. Apex ailesinin diğer üyelerine nazaran Apex M500 gibi geleneksel yerleşim profili ile karşımıza çıkmakta. M400 dayanıklılığı ve kolay kullanımı ön plana çıkartmış. Sizlerin de görebileceği üzere tuş profili en alttan yukarıya doğru belirli bir oranda yükseliş ile artış göstermiş. Bunun sebebi ise farklı yükseklik oranlarında bile daha iyi kontrol ve tutuş sağlamak diyebiliriz. Özellikle yazı yazmaktan keyif alanların da fazlasıyla hoşuna gidebilecek bir tasarım avantajına sahip. Tuş aralığını yeterli bulduğum klavye zemine yüksek tasarlanmış tuşlara sahip olduğu için de içeriye kaçabilecek ufak toz ve kirlere karşı dayanıklı gözüküyor. Sert plastik malzemeyle donatılmış klavye siyahın esintisiyle bezenmiş olsa da tabanda açığa çıkan mavi rengi hoş bir albeni yaratıyor. Nedense mavi ve siyah rengi bir çevre birimde en huzur bulduğum renklerdir. 2 metrelik dolanmaz ve kolay yıpranmaz yapıda bir kabloya sahip olan üründe dikkat çeken diğer bir nokta da istediğimiz yerden kablo geçişini sağlamamız olmuş. Bu açıdan masaya bağlı olarak konum sıkıntısı yaşatmaması akranlarına nazaran avantaj sağlamış. Oldukça büyük kağıtçuk ayaklara sahip klavye kaymaz ve sıkıca masaya tutulabilir bir yapıda tabi yüksekliği ayarlamamıza olanak sağlayan ayaklara da yer vermişler. Hafif ve kolay taşınabilir tasarım anlayışıyla dikkat çeken bu üründe gördüğüm tek eksik Türkçe alfabe ile gelme işi oldu. Onun dışında az yer kaplaması ve kolay taşınabilir olması hoşuma gitti. Az yer kaplayan hafif klavyemiz ivedi bir hava barındırıyor. Zaten malzemenin kalitesi olarak da Steel serisin üst kalite anlayışıyla pekişmesi gerçekten çok hoşumuza gitti. Onun dışında tuş profili ve kablo düzeneyi de beynimizi kazandı. Şimdi dilerseniz performansına bakalım ve bizlere neler sunabilecek görelim. Klavyeyi uzun süre kullanma fırsatı yakaladım. Bu hususta şunları söylemek isterim ki Apex M800'den daha sesli bir tuş anlayışına sahip. Biraz daha mekanik havaya yatkın bir klavye olmuş. Kullanım rahatlığı ve ulaşım açısından cidden çok hoşuma gitti. Bazı insanlar makro tuşları yanlış hamle yapma kaygısı yüzünden pek sevmez. O açıdan da tam bir kullanıcı dostu olduğunu söylemek mümkün. Klasik havasının ardında yatan anti-ghosting, NK rollover gibi özellikler de çok hoşuma gitti. Tabi performansının da oldukça tatmin edici olduğunu, oyunlarda ivedilik açısından tam puan aldığını belirtmeliyim. Genelde yazmayı çok seven biri olarak da kullandıkça keyif aldım. Klavyede herhangi bir hamle kaybı hissi sezmedim. Apex M400'ün tepkimesi kadar tuş hassasiyeti de çok hoşuma gitti. Açıkçası uygun fiyatlı profesyonel oyuncu ekipmanı almaya aday gösterilebilecek bir havası var. Zaten kullandıkça tuşlardaki ve programın da katmış olduğu özelliklerdeki etkiyi göreceksiniz. Engine 3 programı ile sınırsız bir şekilde ayar yapmak mümkün. Klavyemiz sade bir ışığa sahip olsa da görüntüsü çok hoş. Özellikle medya tuşları ve Windows tuşu arasındaki bağlantı hoşuma gitti. Program vasıtasıyla da klavyeyi tam bir kontrol üstüne çevirebiliyoruz. Açıkçası oyunlara hazır olmamız adına güçlü bir adım olmuş. Açıkçası bütçem kısıtlı diyorsanız Apex M500'den aşağı kalır yanı olmayan bir klavye olmuş. Bu hususta turnuvalara katılırken bile yanınızdan ayırmayacağınız gerçekten performanslı yazarken, oyun oynarken, film izlerken daha birçok şeyi yerine getirirken sizi fazlasıyla tatmin edebilecek bir klavye olmuş. Dediğim gibi tuş profili gerçekten başarılı. Onun dışında Olcan sen ne diyordun abi? Oyun oynarken çok keyif almış. Hem hafif hem de rahat bir klavyeymiş. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Alter, wieso habe ich denn hier bitte bei jedem Mal wieder eingestiegen eine neue Waffe? We're safe now, thanks to you. I want to make a long with our food. Help don't come soon, we're going to have to Town My weapon is falling apart!